Süper Lig'de Kayseri Spor Sivas Spor'la karşılaşıyor. Şimdi iki şehir arasında çok geçmişe dayanan ki açıkçası sonu iyi de bitmeyen hikayeler de vardır. Hani deplasmanlarda ya da hani nerede oynanırsa oynansın maç bazen tarafsız sahada oynamakta zorunda kaldı Kayseri Sivas maçları. Birçok gerilime ve birçok hani derbi niteliğini taşır açıkçası bence. Birçok gerilime sebep olur bu sebepten ve senelerdir, uzun uzun yıllardır bir normalleşme yeni yeni başladı diyebilirim ben. Geçmiş hatıralar olumsuz Kayseri-Sivas arasında. Ama tabii o günler geride kaldı artık daha ne diyelim biraz daha endüstriyel futbolun da etkisiyle hani biraz daha farklı bir boyuta taşındı rekabet. Şimdi Kayseri-Sivas maçları güzel maç olmasını öncelikle beklediğim bir maç. Çünkü ben Sivasspor'un Rıza Hoca'dan sonra futbol oynama isteğinin arttığını düşünüyorum. Yetenekli oyunculara da sahipler ki bunun eklenen oyuncular da var. Yani hücuma da ekledikleri oyuncularıyla birlikte de bu etkiyi artırdılar bence. Ama bunun yanında tabii Kayseri Spor açıkçası hem Beşiktaş galibiyetinin morali hem de uzun zaman sonra bir şekilde iyi oynadıkları ki iyi oynamalarına rağmen puan kaybetmişti Kayseri Spor. İyi oynayarak kazandılar ki topa da çok iyi sahip oldular. Bunda özellikle orta sahasında Riveros ve Santana'nın varlığını burada etkili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iki tane kaliteli orta saha oyuncuları var. Amrabat'ın etkisi hakikaten çok fazla. Beşiktaş maçında toparlandığını net gördüğüm ama bunun da sinyallerini veren ve olumlu olarak sahaya yansıtan bir Gökhan Ünal'ın da varlığı Şota'nın elini güçlendirmiş vaziyette. Ben ev sahibi Kayseri Spor'un bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Sivas Spor iyi bir takım, iyi mücadele ediyor ama Kayseri Spor'un gücünün yeteceği kanaati yok bende. En azından şimdilik bu maç için. O yüzden ben Kayseri Spor Sivas maçında Kayseri galibiyetini iddia önceki insanlara tavsiye ediyorum. Baba Torik.